El-Mu'min, Arap lügatında Emine kökünden gelen bir isim. Yani Elif, Mim ve Nun köklerinden gelen bir isim. Bu kök de iki tane asli anlama delalet eder. Bunlardan birincisi emniyet. Bizim Türkçe'de geçmiş olan korkulardan, ürkmekten emin olmak anlamında emniyet. İkincisi de tasdik. Yani imanın da özü olan bir şeyi tasdik etmek anlamında kullanılıyor. Tabii bu tasdik, bu uzun bir konu. Hani buranın konusu değil. Ama itikat bahislerinde bu önemli bir konu. Bizim tasdik dememizle kelam ehlinin tasdik demesi birbirinden çok farklı. Biz mücerred kabulü tasdik olarak kabul etmiyoruz. Yani Kur'an da sünnet de amene ile saddakanın birebir aynı anlamına gelmediklerini gösterir. İman anlamına gelen tasdikte ziyade bir şeyler var. Yani o kabulün amele dönüşmesi, kabulün pratiğe yansıması gibi ziyade bir takım şeyler var, anlamlar var. O zaman emine kökünü asli olan iki tane anlamda kullanmışlar. Asli olaraktan. Biri emniyet, korkunun zıddı olan emniyet. İkincisi ise tekzibin, yalanlamanın zıddı olan tasdik anlamında kullanmışlar. Kabul etmek anlamında kullanmışlar. Tabii bununla beraber bu anlamları kendisinde barındıran ve içeren başka anlamlara da kullanmışlar. Mesela hıyanete zıddı olan emanet bu kökten geliyor. Hıyanete zıddı olan emanet. Araplar bu anlamda söylüyorlar. Niye? Çünkü korkudan halisin. Yani bir hıyanet yoksa bir yerde orada korku da yoktur. Veya emin, güvenilir kişiye Arapların emin demesi mesela o da buradan geliyor. Emin olan insandan korkmadığından dolayı kendini emniyette hissettiğinden ötürü Araplar güvenilir kişiye bu kökten gelen emin demişler. Peki biz bu aslı emniyet ve tasdik olan kelimeyi Rabbimiz hakkında kullandığımızda el-mu'min olarak kullandığımızda ne anlam ifade ediyor? İbni Abbas diyor ki el-mu'min yani kullarının onun zulmünden emin olduğu Allah demektir. Allah Azze ve Celle yani hiçbir kul, geçen dersimizde de kısmen buna değindik. Allah acaba bana zulmeder mi diye. Mesela hiç böyle bir şeyimiz yok, korkumuz yok. Farkındaysanız bu fıtri bir şey yani. Mesela o kadar günah işliyoruz, o kadar Allah'a isyan ediyoruz. Hiç içinizden kimse şöyle bir duygu hissetti mi kendinde? Ya acaba Allah bana öfkelenir, öfkelendiği zaman da haşa ve kella sınırı çiğner. Bana hak ettiğimden daha fazla ceza verir mi? Hiç böyle bir korku hissettiniz mi kendinizde? Hiç böyle bir korku hissetmezsiniz. Niye? Çünkü bu fıtri bir şey. Allah bizi onun bize zulmetmeyeceğine dair fıtratımıza bu bilgiyi yerleştirmiş. Ve bu da bizim Rabbimizin büyüklüğün alametlerinden bir tanesidir. Şeyin öğrencisi Mücahit ise burada İbn Abbas hangi anlamı aldı lügat anlamında? Kök anlamından emniyeti aldı. Hani kullarını korkulardan emin kılar anlamında, zulmünden emin kılar. Mücahit ise diyor ki el-mu'min men vahhada nefsehu. Kendi nefsini tevhid edendir diye. Delil. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahitlik etti ki Allah'tan başka ilah yok. Ne alaka diyeceksiniz? Allah kendini tasdik etti. Allah kendini ikrar etti. Kendi tevhidine şahitlik etti anlamında. Yani Allah kendine iman etti desek doğrudur. O da bu anlamını almış. Bazı alimler ise demişler ki biz Allah'ın bütün isimlerinde bir kaide koymuştuk hatırlarsanız. Allah'ın bütün isimleri içerdikleri manayı kemal şeklinde barındırırlar içinde. Bunun anlamı şudur demişler. El-mu'min kullarını onlar için olabilecek bütün korkulardan emin kılandır. Onlar biraz sonra sayacağım bu korkular neler olabilir. Bütün korkulardan emin kılandır. Kullarının gönüllerine emniyet verendir. Rasullerini ve müminleri onları desteklemek suretiyle tasdik eden, onları kafirlere karşı galip getirendir. Bu manaların hepsi demişler Allah Azze ve Celle için kamil anlamda mevcut. Demek ki el-mu'min dediğimizde böyle anlayacağız. Yani bu zikretmiş olduğumuz emniyet ve tasdik içerdiği bütün kemal anlamlarını Rabbimiz için anlayacağız.